Merhaba. Bugün sizler için edebiyatımızın önemli kalemlerinden Onat Kutlar'ın İsak isimli öyküsünü seslendireceğim. İsak, Kutlar'ın ilk öykü kitabının da ismi. Bu kitapla gencecikken, henüz 23 yaşında 1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü'ne layık görülür Onat Kutlar. Böylece yazın dünyası kendine özgü gerçekçi dilini sihirle yoğuran şiirin gizemli vadilerinde uçuşan anlamları ilmek ilmek dokuyan çok özel bir yazarla tanışır. Şiirden sinemaya, sanatın birçok dalına katkı veren, üretken bir isimdir Onat Kutlar. İshak ise öykücülük tarihinde bir köşe taşı olarak yerini alır ve hep durduğu yerde kalır. Üzerinden ne kadar zaman geçse de İsak hep oradadır. Onat, Kelime anlamı olarak iyi, düzgün, uygun anlamlarını taşıyor. Bu düzgün insan bir terörist saldırı sonucunda 1995 yılında aramızdan koparıldı. Bizlerse onat kutları okudukça, tanıdıkça her defasında bir kez daha kutlayacağız onun yaşama ve sanata katkılarını. Ördüğü özenli dile kulak verip içimizdeki derin dehlizlerde yol aldıkça görüşümüz aydınlanacak. Zamanlar aşan cümleleri, vurguları koynumuza devrildikçe içimiz ısınacak. Peki ya İshak? Sahi nedir İshak? Dala sıkışmış bir taş mı? Yoksa siz onu hiç kuş olarak seyretmediniz mi? Peki ya çiftçi kimdir? Ya şapkalı? Onat kutların peşine takılalım ve baharın dalları yeşerttiği bu günlerden karlı bir kış gününe gidelim. Çünkü hikaye tam da işte böyle başlıyor. Karın üstünde ay doğdu. Geniş bir ova gibi uzanan yayvan vadide, Küçük tepelerin ince karını tozutan rüzgar ve uzaklarda yalnızca hafif hışırtıları işitilen kuru ağaçlar dondu. Çiftçi ayak izlerinin belirsiz uzun dikişine baktı. Tipi durdu. Artık belli oluyor, dedi. Öbürü gocuğuna bürünmüş şapkalı ablak yüzlü biriydi. Şaşkınlıkla çiftçinin yüzüne baktı. Ne olacak? Kaçıyor muyuz? Yok canım. Kaçacak olsak mesela karları gıcırtıyla ezerek yürüdüler. Uzakta iki ağacın karanlık oyu, gökyüzü taş bir duvarın uzak, net yankıları gibi ara sıra duyulur duyulmaz köpek sesleri getiriyor. Daha çok mu uzak? Hayır, dedi çiftçi. Geldik. Şu iki ağacın altında. Gözleri parlıyordu. Bıyıksız yüzü bir çocuğunkini andırıyor. Yorulduk, birader. Ağaçların ince dalları ayı bölüyor. Burası işte, dedi çiftçi. Ağaçların öbür yanında bir tek pencereyi koruyacak kadar kalabilmiş yalnız bir duvar yıkıntısı. İşte burası. Şapkalı meraklı gözlerle çiftçinin gösterdiği yere bakıyordu. Karın altında ne olduğu belli olmayan geniş bir tümsek. Nedir bu? Oturalım da. Üşüyorum yahu. Üşümezsin. Şimdi ısıtır seni. Ne ısıtır? Güç biraz. Şimdi anlatırım. Yıkıntıda eğri yağan karın donduramadığı iki taş aradılar. Önce şapkalı buldu, getirdi. Tümseyin yanına koydu. Bir an ayakta durup uzakları gözetledi. Sonra taşa oturmak için geriye doğru bir adım attı. Çömeldi, Taşı tam altında zannederek oturdu. Oysa taş iki adım yanda kalmıştı. Kabaları soğuk kara gömüldü. Küfrederek doğrulmaya çalıştı. Tüh! Allah kahretsin! Altımda zannettim! Ne oldu? diye bağırdı çiftçi duvarın öbür yanından. Ne olacak? Taşı altımda zannedip kara gömüldüm. Dikkatli bir gülümseyişle geldi çiftçi. Bir süre baktı düşünceli bir tavırla. Hep böyle olur dedi benim taşımın yerine oturmuşsun. Ha? Çiftçi cevap vermedi. İkisi de yıkıntıyı, iki ağacı, tümseyi ve beyaz karanlık kar ufkunu önlerine alıp oturdular. Şapkalı sabırsızlanıyordu. Anlamıyorum yahu. Bu kışta kıyamette bizi buralara ne diye getirdin? Soğuktan donuyoruz. Hele şu kılığımıza bak. Bir gören olsa ne der? Kızdı çiftçi. Hırsla dişlerini sıktı. Bir gören olsa ne der? Bir gören olsa ne der? Eee sonra? Sonrası var mı? Ne bu halin? Sanki biri kovalıyormuş gibi. Kardaki izimizden bile korkuyorsun. Hani neredeyse tabancayı çiftlikte bırakmayıp aldığıma sevineceğim. Hay Allah ben de aptal aptal ördek avlayacağız diye düşünüyordum. Tabancayla ördek avlandığını gördün mü? Birden donuklaştı çiftçinin yüzü. Sessiz bir çakal gibi başını ileri uzattı. Taşın üzerinde yana eğilip kulağını tümseyi kaplayan kara yaklaştırdı. Ay ışığında çelimsiz serçe ayaklarının oyduğu buzlu kar çiçekleri. Dinle, dedi. Neyi? Gecenin ve tümseyin altından durmadan kendini hatırlatarak geleni. Çok eski bir şey bu. Şapkalı kulağını tümseye yaklaştırdı. Bir an bir şeyler duyduğunu sandı sonra bu seslerin uzaktaki bir köpeğin uluyuşuna karışan rüzgar uğultusundan başka bir şey olmadığını düşündü. Doğruldu. Hadi canım sen de dedi. Bugün bir tuhaf halin var. Hani o baykuş bazalını anlattığın günden beri de dikkat ettim pek acayipleştin. Sinirlerin bozuk içini korku bürümüş. Seni severim bilirsin yoksa işi gücü bırakıp dağın başına gelir miydim? Dinlenmelisin ben bunu bilirim. Çiftçi büyülenmiş gibiydi. Hafif yana eğilmiş kulağı tümsekte, gözleri ölü bir noktaya dikilmiş duruyordu. Sonra kendi kendine mırıldanır gibi konuşmaya başladı. Önceleri kesik hızlı, sonra sakin güvenli bir tonda döktü içindekileri. Bilmem ki. Belki gerçekten öyleyim. Evet, evet, dinlenmeliyim. Şimdi bir hafta uyusam, uyusam uyurum bir hafta kar çekiyor kar durdu gözlerini şapkalıya dikip bir şey soracağım sana dedi ama açık konuş benim hiç deli olup olmadığımı düşündün mü öbürü irkilerek yalanlayacak oldu hemen susturdu eliyle çiftçi biliyorum biliyorum hiçbir şey söyleme sonra dalgın gözlerle konuşmasına devam etti yıllardır buraya gelirim ne zaman bir bahar günü o esinti, sessiz tilkiler gibi otların tepelerini karartıp geçtiğinde, yüreğimde bir güvensizlik büyüse, kalkar buraya gelirim. Ne zaman yağmurların yağmayacağından, toprağa dökülen buğdayların tuzlu kumlar arasına sığışıp sessizce öleceklerinden, arkalarında ağaçların boz kemiklerinden başka hiçbir şey bırakmayan, o korkunç çekirge sürülerinden ve zaman zaman tepeme binen, Sebepsiz cinayet isteğinden korksam kalkar buraya gelirim. Oysa burada tanrı çoktan yanmıştır. Kendi ağırlığımı duyarım yalnızca. Gene de gelmek isterim. Aramızda görünmez bir bağ bulunsun. Nerede olursa olsun temelimde yani ayaklarımı bastığım güçlü toprağın her adımında gürültüsüzce bu karanlık güveni yaşayayım isterim. Nereden bileceksin sen? Burada benden dinlediğin her şeyi unut. Biliyorum. Bana huzur veren şey seni sadece rahatsız edecektir. Sen bana deli diye bak. Her şey çözülür. Gözleri parlıyordu. Şapkalı üzüntüyle başını salladı. Tam o anda ağacın koyu bedenine sessiz bir gölge indi. Çiftçi hafifçe titredi. Şapkalı yerinden kalkıp ağaca yaklaştı. Ta tepede ayın sarı perdesine düşmüş kapkara bir gölgenin uzun kuyruğunu, dalı kavrayan ince ayaklarını gördü. "Bir kuş bu!" diye bağırdı. Çiftçi sanki bir rüyayı bölüyorlarmış gibi heyecanlı ve korkulu ellerini kaldırdı. "Biliyorum, biliyorum. Sus. Gel otur. Şimdi kaçıracaksın." Sonra gözlerini donmuş küçük bir heykel gibi dalı yukarıya çeken kuşa dikip ateşli sayıklamaya benzeyen konuşmasına devam etti. Kimse yok. Gece uzun. Sana her şeyi anlatabilirim, ispat edebilirim. Bütün bunlara yetecek vaktimiz var. Gerilerde fırtına izimizi yontuyor. Kimse duymayacak bunları. Yalnız üçümüz. Nasıl üçümüz? Şapkalı çevresine bakınıyordu. Sen, ben, İshak İshak mı? O da kim? Çiftçi gözlerini astığı ağaç dalını ve dala tünemiş kuşu göstererek gülümsedi. İshak işte. Öbürü sıkıntıyla başını salladı. Çiftçinin yüzüne dikkatle baktı. Alay etmediğini anlayınca üzüldü. Zorla gülerek. <laughs> e ee, sonra? Dedi. Tuhaf bir yaratıktır bu İshak. Yıllardır bir işi var. Aylı gecelerde ağaca konup yeryüzünü gözetler. Tahta kuruları gibi alışkanlıklarının alçak duvarları arasında yaşamayı seven bir yığın insanın çekip iyimser bir çamura batırdığı teraziyi dengede tutmaya çalışıyor. Bugüne kadar oldukça başarıyla yürüttü işini. Hep bu garip gözleri, o iki parıltı, sarsıntısız görünen hayatımızın gizli bir köşesinde karanlık iki iğne deliğidir öbür yanına sonsuz bir görüntü evreni iletiyor. Bir anlam piresi gibidir İshak. Uzak yerleri atlar. Ama hep bu daldan yeryüzünü gözetler. Onu çok eskiden buldum. Kolayca tanıştık. Bu tümseyin eski günlerini de biliyor. Bana anlattı. Dinlemek istersin değil mi? Yo yo gülme. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum. Ama açıklamanı istemem. Biliyorum. Neyse. Bu tümseyin eski günleri. O çürümüş, eski bir kıta gibi buraya gömüldü. Bu çizgi geniş bir çöküntünün ve karın altını dolduran boz toprak uzun bir yangının artığıdır. Bu felaketler, bu görünmeyen nehir nice zaman yakınımızdan gürültüyle geçti. Kimse duymadı onu. İşte şimdi bu batık evren Boynuzunun ucu görünen dev bir öküz gibi toprağın altında derin soluklarını deniyor. Dinle. Duyuyor musun? Şapkalı gülümseyerek kulağını yaklaştırır gibi yaptı. Evet, evet, duyuyorum. Demek kocaman bir öküz ha? <laughs> e sonra çiftçi yorulmuştu. Sık sık soluk alıyordu. Yoruldum. Üşüyorum. Üstelik dinlemiyorsun. Ama sana anlatmam gerek. Yorulmadım zaten. Bu güven de beni ısıtıyor. Bak, yeraltından eski halkın sakin gürültüsü sızıyor. Hey gidi İshak, fırtına yaklaşıyor mu? Gülümsüyordu. Şarkı söyler gibi başını kaldırdı. Dipsiz bir kuşku kuyusudur İshak. Bir ağaç gibi oyuyor beni. Oy bakalım, oy. Sesi gittikçe azaldı, bir mırıldanma durumunu aldı. Şapkalı usanmıştı. Yeter be, donduk artık, bırak şu uğursuzu da gidelim. Birden sustu, çiftçinin gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Kekeleyerek, ne uğursuz mu, ne uğursuzu, Ç çabuk geri al sözünü. Şapkalı bozuldu, bir çocuğu azarlar gibi kızdırma kafamı şimdi çeker vururum. Sen de kurtulursun ben de, dedi. Çiftçinin gözlerindeki şaşkınlık korkuya dönüştü. İshak'ı birinin öldürebileceğini şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Ne korkunç bir şeydi bu. İçi garip bir ön doldu. Hareketlerindeki heyecan o ürkütücü sonucu uzaklaştıracağına yakınlaştırıyordu. Uzun bir sabun üstünde kayan mantığı kurnaz dönüşler yapamıyordu. Kör noktalardan bilinçsizce dönüyor, kayıyordu. Neden öyle bakıyorsun? Gene bir ses mi duyuyorsun? Şapkalı az önceki yargısından kuşkulanmaya başlamıştı. Şu anda bir çılgınlık yapabilirdi çiftçi. Ortamda buna o kadar elverişliydi ki. Kar sessiz, gece uzundu. İshak dalda gökyüzüne oymaya, orada kendisi uçup gittikten sonra da hep kalacak bir boşluk bırakmaya çalışıyordu. İnatçı, sevimsiz bir kuştu. Çiftçi deliler gibi çoğalıyor, hiç konuşmaksızın korkuyla bakıyordu. İki adamın düşünceleri aynı anda yuvarlanan bir şeyi durdurdular. Sonra hızla çektiler kendilerine. Ve tam o gerginlik anında daha zayıf olanı tabancasını çıkarıp İshak'a ateşledi. Yine aynı anda adamlardan biri öbürünün üstüne atladı. Sessiz bir boğuşmadan sonra biri kalktı, yorgun tavırlarla ağaca gidip orada İshak'la konuştu. Ay batımına yakın ağır ağır yıkıntıdan uzaklaştı. Ortalık ağrıyordu. Gerisinde bir tümsek, iki ağaç ve dallardan birine sıkışmış kuş biçiminde bir taş bıraktı. Sonra bir de kan, tümseyi ısıtıyordu. Hikayenin tam burasında yazar, belirli bir anlamsızlığı önlemek için bazı şeyleri açıklamak zorunluluğu duydu. Sebepsiz bir cinayet mi bu? Sanmıyorum. Bir çılgınlığın sonucu olduğu da düşünülemez. Öyle olsa bu satırlar sapık bir aklın çöküntüleriyle dolardı. Bir bakıma cinayeti çiftçinin ve İshak'ın birlikte hazırladıkları düşünülebilir. Tümseyin, onun altındaki halkın çok eski bir efsaneye dayandığını bir yerden duymuştum. Bu efsanenin karanlıklar tanrıçasıyla yakın ilgisi olmalı. Belki de aynı tanrıçanın doğu ilkelerindeki kökü ve onun efsanesinin binlerce yıldan artan masalıdır bu. Düşün, İshak. Eski bir masal. İshak mı? Nedir İshak? Dala sıkışmış bir taş mı? Öyle mi? Değil. Değil. Onu kaç kereler kuş olarak seyrettim. Şimdi ise adı bir cinayete karışıyor. Tuhaf şey. O anda ölmüş olabilirdi. Tabanca küçük bir kuşu vuramıyor iyi ki. Galiba hiç efsane falan yok ortalıkta. O şapkalı adam, hayatı boyunca karlı havalarda sokağa bile çıkmamış o adam, kadınca merakı ve aptallığı yüzünden öldü. Bütün bu masalları ise hep çiftçi uyduruyor. Zaten bütün işi bu. Masallar uydurarak, onlara inanarak yaşıyor. Neyse, bu konuda karışıklığı çözmeye yarayacak bazı şeyleri söyledim. Bildiğim bu kadar. Çiftçi ağır ağır geldikleri yoldan döndü. Ardından kar bütün izlerini sildi. Sonra azaldı. Çiftçi ikindi vakti usul bir yağmurun ıslattığı tanıdık topraklara, kendi toprağına girdi. Siyah beyaz taşları, sarmaşık köklerinin kirlettiği çiçekli perdeleriyle evi göründü. Oraya kadar adımlarını saydı, koşarak içeri girdi. Sonraki haftalar unutularak pencere kenarına bırakılmış diş fırçası, eski jilet ve sabun kaplarını çalmak için gelen yoksul köy çocukları içeride çiftçinin eski masasına eğilmiş düşündüğünü, zaman zaman önündeki kağıda bir şeyler yazdığını gördüler. Kıl kuyruk kedilerin bile okuma yazma bildiği bu ülkede yoksul çocuklar hiçbir şey bilmiyorlar. Büyüklerse vakit gelip geçtiği halde yeşermeyen sıkı kum taneleri ve Geçen yıldan kalma ekin çöpleri arasında çürümeye başlayan tohumlarla uğraştılar. Böylece o Mart'ın Nisan'a bakan sıkıntılı günlerinde kimse o eski ceviz masada yazılanları görmedi. Göremedi. Dışarıda karanlık bir Mart ikindisi. Buğdaylarım hala toprağın altında. Gökyüzünde kış koyunlarının kirli, ıslak, buğulu pöstekileri. Rüzgar kitabımın yapraklarını dağıtıyor. Anlayışsız bir ölünün soğuyan kanı, karların örttüğü sert bir taşı ağır ağır eritebilir, izini ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Artık sadece bunu düşünüyorum.